Merhaba dostlarım, ben Serdar. Başka bir vloga daha hoş geldiniz. Sanırım 5 dakika geçti aradan ve daha bunu söylemedim. Gördüğünüz gibi saçlar gitti. Saçlar neden gitti? Hemen açıklamak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz benim saçlarım çok uzamıştı. Ve saçlarım da çok daha güzeldi. Hem o kadar güzel olunca hem de çok uzayınca saçlarım bir bilinç kazandı kendi kendine. Düşünebilir oldu, hissedebilir oldu. Öyle olunca tabii ki artık vücudumdan ayrılıp kendi hayatını yaşamak istedi. Ben de dedim ki, madem sen böyle istiyorsun, madem senin dileklerin, duyguların bu şekilde, ben sana engel olamam. Git dedim. Git hayatını yaşa dedim. Git diğer saçlarla tanış dedim. Git başka diyarları keşfet dedim. Questler yap, maceralara çık. Ondan sonra berber saçımı kesti. Ben böyle dedikten sonra ve saçım çöpe girdi. Öyle. Gerçek nedeni ise gerçek nedeni ise egzama. Egzamam var. Çok ağır. Çok ağır demeyeyim. Ne kadar ağır egzama olduğunu bilmiyorum insanların ama saçlarım inanılmaz bir hızla dökülüyordu. Ben de kendime dedim ki saçımın olmamasındansa kısa saçımın olmasını tercih ederim ve bu şekilde yaptığım saçı görüyorsunuz. Açıkçası saçları kestirince 10 kilo almış gibi oldum ama kilo vereceğim. Kiloları vereceğim. Saçları kestirmek zorunda kaldım. Çok dökülüyordu. Sağlık sebeplerinden dolayı şimdi siz görmüyorsunuz ama şu anda kulakların arkası ve çevresi, yani şu taraf falan hep olduğu gibi kabuk bağladığı yara. Krem kullanıyorum. Hemen geçiyor aslında krem kullanınca. Bayağı bir haftaya geçiyor. Maksimum 10 güne geçiyor. Ama stresli durumlarda yoğun olduğum durumlarda sıcak olduğunda, hava almadığında, terlediğimde falan hemen geri geliyor. O yüzden şey yapamadım. Kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar, ki egzama şu an yok bildiğim kadarıyla öyle tedavi falan. Kalıcı bir çözüm bulununcaya kadar saçlarım böyle kalacak. Kısa kalacak. Yapacağım bir şey yok bu konuda. Öyle. İlk önce şunu sormak istiyorum. Geçen hafta sizlere Facebook grubu ve Facebook sayfamız üzerinden sormuştum bu haftalık vlogların adı ne olsun diye ve bir sürü öneri geldi. Bir sürü öneri geldi. O yüzden hala karar veremedim. Buraya ne olmuş ya? Yakaya ne olmuş? Neyse. Bir sürü öneri geldi. Bir sürü öneri geldi ve ben aralarından seçim yapamadım. İşte Mystery Vlog geldi, X-Vlog geldi, X-Vlog diye geldi, Vlog 146 olsun geldi, günlük olsun geldi ama günlük olamaz çünkü haftalık. Haftalık diyen de oldu, haftalık vlog değil, direkt haftalık. Çok güzel öneriler vardı, çok güzel tavsiyeler vardı ama ben bir de buradan sorayım dedim. Herkesin düşüncesini almaya çalıştım. Bu arada hazır... söylemişken şeyden de bahsedelim. Facebook grubumuza ve Facebook sayfamıza bir göz atmayı unutmayın. Oradan benimle direkt olarak iletişime geçebilirsiniz. Oradan sizlere sorduğunuz sorulara cevap verebilirsiniz. Bana soru sorabilirsiniz. Daha iyi bir iletişimimiz olabilir onun üzerinden. Neyse, onu da o şekilde söylemek isterim. Onun dışında pazar günleri yeni bir seriye başlayacağım bundan sonra. Hafta sonları, yani pazar ve pazar, cumartesi ve pazar günleri artık oyun videosu yerine şey gelecek. Yani cumartesi zaten haftalık vlog geliyordu. Pazar günleri ise böyle tuhaf bir vlog gelecek. Onu pazar günü öğrenirsiniz zaten. Onu tam olarak bahsedeceğim de. Tuhaf bir vlog gelecek. Böyle tuhaf konuları olan bir vlog gelecek. Benim gibi tuhaf bir insandan bekleyebileceğiniz bir vlog gelecek. Benim gibi bir insandan geldiği zaman şaşırmayacağınız bir vlog gelecek. Tam olarak vlog denir mi onu bilmiyorum ama. Bakacağız. Hani tam olarak oyunlarla alakalı yok, bir alakası yok diyemem. Oyunlarla da alakası olabilir. Sadece pazar günlerinin tuhaf geçeceğini söylemem gerekiyor. Onu da söylemek isterim. Her cuma günü gizem videosu gelecek. Her cumartesi günü haftalık vlog gelecek. Her pazar ise tuhaf tuhaf videolar gelecek. Geriye kalan 4 günlere klasik let's play'lerimiz gelecek. Onu da söyleyip aradan çıkarmak isterim. Şimdi bu hafta ne yapacağız? Bu hafta ne yapacağız? Bu hafta şöyle bir şey yapacağız. Umarım kaydediyordur. Güzel. Bu hafta şöyle bir şey yapacağız. Şu gördüğünüz kağıt benim ilk soru cevap videomdan kalma. Yani ilk soruları ilk buna yazmıştım. İlk soru cevap videosu bu kağıt sayesinde oldu. Bu kağıdın üzerinde bana sorduğunuz ilk sorular var.
Tabii normalde 3 tane kağıt vardı bunun gibi. 2 tane kağıt vardı ama diğer kağıdı kaybettim. Ama zaten onun üzerinde fazla soru yoktu. O kadar fazla soru yoktu. Bu hafta bu sorulara bir göz atacağız. Tabii ki gidip kendi videomu direkt izlemek daha pratik olur ama o zaman keyif olmaz. Böyle daha nostaljik oluyor. Başlayalım o zaman. Sizin bana ilk defa sorduğunuz sorular. GTA 5 ne zaman gelecek? Ama evet. İlk soracağı videosu 2013 yılında mıydı muhtemelen ve 2014 yılında mıydı? GTA 5'in yeni çıktığı aralardı ve herkes GTA 5 bekliyordu. Ama ne yazık ki benim YGS'm, LYS'm vardı. Onlara çalışmak zorundaydım ve GTA 5'i YGS, LYS üniversite sınavlarına bitirdikten sonra oynamak istiyordum. Çünkü biliyordum ki GTA 5 oynamaya başlayınca bırakamayacağım ve sınavlarıma çalışamayacağım ki doğru bir karardı bence. Minecraft'ı neden bıraktın? Minecraft'ı bıraktım olayı vardı. Hala da sallantıda olay. Bilmiyorum, çok sıkılmıştım orada. Herkes Minecraft çekiyordu. Herkes Minecraft istiyordu. Başka kimse başka bir oyun oynamıyordu. Ben de orada sıkılmıştım. Oyun geliştiricisi olmak isteyen birisi olarak benim sorumluluğum bütün oyunlara şans vermek. San Andreas'ı bıraktın mı? Evet, o yaz çok şeydi. Çok o yaz mı? Başka bir zaman mı? Veya Skyrim'dir, Mountain Blade, Warband'dir. Mass Effect'leri falan bir sürü değişik değişik oyunlar oynamaya çalışıyordum. O yüzden San Andreas'a o kadar zaman verememiştim. Vakit bulamamıştım ona o kadar. İnsanlar da San Andreas'a bıraktığımı zannetmişti. Hoş bir ara iki defa muhtemelen tamamen bıraktım dedim. Sonra da bırakmadım. Öyle ilginç kararsızlıklarım oldu. Nerede oturuyorsun diye soran olmuş. O zaman liseyi okuyordum. Yani Kıbrıs'taydım. Şimdi üniversite okuyorum. İstanbul'da okuyorum. İstanbul'da kalıyorum tabii ama Kıbrıs'ta oturuyorum. Açıkçası yani üniversiteyi bitirince Kıbrıs'a döneceğim. Ama İstanbul'a geri dönmeyeceğim anlamına gelmiyor. Sık sık geri gideceğim İstanbul'a. Orada evim orada sonuçta. Yani orada da evim var sonuçta. Nereye kazandın diye soran olmuş. Aynen bu yaz 2014 zamanı o zaman bu. 2014'te sorduğunuz sorular bunlar. İlk defa bana sorduğunuz sorular 2014'teydi bunlar. Çünkü üniversiteyi 2014'te kazanmıştım. İTÜ'yü kazanmıştım. İTÜ'de okuyorum şu anda. Kullandığım bilgisayarın özellikleri nedir? O zaman bir tane laptop kullanıyordum ki ilk aldığım zaman da çok güzeldi. Ondan sonra ben onu yaktım. Yaktım. Ve o yandıktan sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Şöyle, hani tabii yaktıktan sonra eskisi gibi olmaz bir daha da. Ben onu şeye verdim. Teknik servise verdim. Teknik serviste hıyarlar yanmış SSD'yi başka bozuk bir SSD ile değiştirmişler. Tabii SSD yandığı zaman laptop hiç açılmıyor şey. Hiç açılmıyor. Windows hiç açılmıyor. İşlerini o kadar iyi yapmışlar ki bozuk SSD'yi takıldıkları zaman Windows hiç kapanmıyor. Açılıyor ama hiç kapanmıyor. Kapatamıyorum. Şu hard chat yapmak zorunda kalıyorum düğmeden. Öyle bir sıkıntı vardı. Onu hallettim ve neyse. Nereye bakıyorduk ya da kullanı özellikleri neler? Laptop kullanıyordum. O bayağı iyiydi işte. SSD'sini yaktık. Teknik servis gitti, onu başka saçma sapan bir SSD ile değiştirdi. Hiç açılmayan bilgisayar artık hiç kapanmamaya başladı. Ben de onu baştan gönderdim. Başka bir bilgisayarcıya, buradaki yerel bir bilgisayarcıya SSD'sini söktürdüm. Normal sabit diskine yükledim. Windows'u. Ondan sonra bilgisayar çok yavaşladı. Ve ben de kasaya, masaüstü bilgisayara yükledim bundan sonra. GTA 4 sırları çekecek misin? Evet, GTA 4 çektiğim zamanlar bu bana sorulan çok sık sorulan bir soruydu. GTA 4 beni sinir eden bir oyundu ki hala da oynamadığım halde beni sinir ediyor çünkü oynayamıyorum. Saçma sapan bir sistem var oyuna girmek için. Yani bekleyeyim yani GTA 4 sırları nasıl açarım bundan sonra bilmiyorum. Skyrim'in devamı gelecek mi? Skyrim harbiden popülerdi o ara. Neden sonradan böyle bir şey oldu anlamıyorum. Herhalde zaman içinde yıprandı ama insanlar deli gibi Skyrim soruyordu. Skyrim çekecek misin? Devamı gelecek mi diye. Neyse. Artık Elder Scrolls 6 çıktığı zaman devam ederiz. 146'nın anlamı ne? Aa, 146'nın anlamını özel bir videoda açıklayacağım. Belki 100 bin ahbap olur, belki 150 bin ahbap olur, bilmiyorum. En iyi oyun hangisi diye soran olmuş. Muhtemelen buna San Andreas demişimdir veya başka ha dur Call of Duty saydım, Age of Empires saydım, buna San Andreas saydım herhalde. Bu oyun arasında emin değilim.
Bu arada buraya ne yapacağım hiç bilmiyorum. Buraya ne koyayım böyle hiç bilmiyorum. Neler koyarım bilmiyorum. Güzel olabilir ama şurası. Film önerebilir misin? Film önerebilir misin? Matrix üçlemesini izleyin. Lord of the Rings üçlemesini izleyin. Hobbit'i o kadar beğenmedim. Hobbit'i izlemeyin. Siyah Giyen Adamlar üçlemesini izleyin. Ne var lan? Başka? Unutmuş olamam. Çaydan bir alayım. Ne var ya? Ya film önereceğim. Filmi önereceğim. Dur. Sanki böyle sanki başkasına kızarmış gibi şey oluyorum da hatırlamıyorum. Ona sinirleniyorum. Çok fazla üçleme vardı hatırladım. Terminator filmlerini izleyin. Üçleme izleyin ama. Dördüncü film çok kötü. Genesis'te. Şey izleyin, Star Trek üçlemesini izleyin. Son filmi. Son filmleri. Star Trek. İkinci filmin adını hatırlamıyorum. Üçüncü de Beyond. O son 3 Star Trek filmini izleyin. Tabii ki Star Wars filmlerini izleyin. Salak kafam, neden hatırlayamadım? Star Wars filmlerini izleyin. Yenisi çıkacak zaten. Yani öyle birçok film tavsiyem var. Bunları izledikten sonra gelin baştan sorun, baştan söyleyeyim. Facebook profilini verir misin? Hayır, vermiyorum Facebook profilimi. Yani Facebook profilimi isterseniz girip bulabilirsiniz de. Yani gelen istekleri kabul etmiyorum çünkü bir sürü ahbap istek yolluyor. Yani gelen her isteği kabul etsem Facebook şu anda dolacak. Mesajlarla onunla bununla dolacak. Ki zaten Facebook sayfasını bu yüzden açtım. Hani bana mesaj atabilirsiniz diye. Facebook grubunu ve sayfasını bu yüzden kurdum. Daha iletişimde bulunabilelim diye. Twitter hesabını takip etmeyi unutmayın. Oradan da iletişime geçebilirsiniz benimle. Diğer kanallarla da video çekecek misin? Bu bayağı önceden sorulmuştu ki çektim daha sonra. Türkiye'ye geldikten sonra bayağı Hangout yayınlardır. GTA 5 şeylerdir, videolardır. Geri izmat videolarda falan hepsini yaptım. Outlast'a devam edecek misin? Outlast'ı iki defa bitirdim videolarda ve canlı yayında. Facecam koyacak mısın ki koydum. Canlı yayınlar bitti mi? Canlı yayınlar mı? Ha, 2-3 defa Kıbrıs'tan canlı yayın yapmıştım da onlar çok rezildi ya. Çok rezil canlı yayınlardı. Yani bitmemiş. Daha sonra baştan yaptığıma göre canlı yayınlar o aralar bitmemiş değil mi? Ne bakıyorsun? Yalan mı söylüyorum? GTA 4 ne kadar yer kaplıyor? Ne bileyim abi, GTA 5 ne kadar yer kaplıyor diye sorulması lazım artık soruların. Artık GTA 6, GTA 5 de eski oldu. 2013'te çıktı. Oyun 2016 bitiyor şu anda. Walking Dead oynar mısın? Muhtemelen oynamayacağım. Terraria'yı dener misin? Muhtemelen denemeyeceğim. Fanlarla video çekecek misin? Çektim. PC markası ne? PC markası yok. Kafama göre topladım. Yani bana o zamanlar sorduğunuz sorular bunlardı. Bunlar bana sorduğunuz ilk sorulardı. Böyle bir video yapmıştım. Diğer şeyler o zamanlar daha uzun cevap vermiştim zaten. Çünkü o zamanlar söyleyecek çok daha şeyim vardı. Şu anda sorulan soruların birçoğunu daha önceden cevapladığım için veya artık sormaya gerek kalmadığı için atıyorum işte GTA 5 çekecek misin veya GTA 4 gizemleri yapacak mısın gibi şeyler. Bu kadar uzun cevap vermeme gerek yoktu. Yani bu da böyle bir şey. Öyle dediğim gibi Facebook grubuna katılmayı unutmayın. Facebook sayfamızı beğenmeyi unutmayın. Twitter hesabından takip etmeyi unutmayın. Buralardan benimle iletişime geçebilirsiniz. Diğer arkadaşlarla iletişime geçebilirsiniz. Çok güzel ortam var. Gelin katılın, takılalım. Bunların linklerini hem açıklamada hem videonun açıklamasında aşağıda hem de kanalın kapağının böyle sağ alt köşesinde bulabilirsiniz. Falan oluyor. Yani şu kanal kapağı ise şuralarda falan oluyor. Neyse, oralardan bulabilirsiniz. Öyle. Yarın tuhaf bir video gelecek. Her pazar tuhaf bir video gelecek. Her hafta vlog gelecek. Her cuma günü gizem videoları gelecek. Ama hangilerini söylemiyorum. Hangileri gelecek söylemiyorum. Sürpriz olsun. Onun dışında dediğim gibi pazartesi, salı, çarşamba, perşembe klasik let's play videoları gelecek.
Yani bu kadar. Pek bir şey yok. Hani yeni oyun çıkarsa, çok heyecanlandım, yeni bir oyun çıkarsa programı o yüzden bozabilirim ama onu bir şekilde telafi ederim yani. Yine bir şekilde telafi ederim. Yani bu arada dediğim gibi isim önerilerinizde bulunun. İsim önerilerinizi bekliyorum yorumlarda. Vlog 146 diyen oldu ki muhtemelen öyle kalacak. Çünkü öyle şu anki ismi o en azından. Başka ne isim getirelim bilmiyorum bu haftalık vloglara. Direkt haftalık vlog diyen oldu ama öyle bir şey yapmam. Hani bardak markası altında bardak yapmaya benziyor bu. Saçma. ama işte günlük diyen oldu, mystery vlog diyen oldu, X vlogs diyen oldu, X Files'a gönderme olarak. Siz de düşüncelerinizi belirtin, yorumlarda belirtin. Kanalın şey ne olsun, haftalık vloggerin ismi ne olsun, şu anda konuşamıyorum. Daha yeni kalktım, daha beyin şey olmadı. İşlemeye, düzgün bir şekilde işlemeye başlamadı. Çayımı bitirdikten sonra muhtemelen başlayacak. Neyse. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler efendim. Bu yürüyen keyif almışsınızdır. Yürüyen keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.